Meniskus tek kelimeyle söylemek gerekirse diz eklemin amortisörüdür. Yani üstteki kemikle alttaki kemik arasında yer alan ve o kemiğin üzerini kaplayan kıkırdakların birbirine sürtünmesini engelleyen çok önemli bir fonksiyonu vardır meniskusun. Bu meniskus yapısı itibariyle eklem yüzlerinin uyumunu arttırdığı gibi eklemdeki yağlanmayı sağlar. Eklemde bir şok absorban etkisi yapar. Gerçekten çok yönlü fonksiyonu olan bir yapıdır. Dolayısıyla özellikle bir sporcu dizinde her bir milimetre karesinin ayrı bir önem taşıdığı bir organ konumundadır. Menisküs yırtığı geçmiş dönemlerde eşittir o yırtığın çıkartılması. Hatta küçük bir yırtık denilir bütün menisküsün çıkartılmasıydı. Ama günümüzde artroskopik yöntemlerle eğer o menisküsü ideali menisküsün her milimetre karesini muhafaza edebilmek. Bunun için gerekiyorsa o meniskusu dikmek. Ama muhafaza edemeyeceğiniz bir yırtıkta yırtığı en iktisatlı, en tasarruflu bir şekilde çıkartmak. Yani meniskusun %10'u yırtıksa sadece %10'unu geride bir problem çıkartmayacak şekilde kesip çıkartmak en doğrusu. Eğer meniskusun %20'si yırtıksa sadece %20'lik parçayı çıkartmak. Geriye fonksiyonunu, işlevini görmeye devam edecek bir menisküs dokusu bırakmak. Menisküs yırtıklarında günümüzde ideal yöntem menisküsün dikilmesi. Yani orijinal menisküsümüze tekrar kavuşulması. Bunun için menisküsün dezavantajı kanlanan bölgesinin çok dışarıda olmasıdır. Yani ancak belli bir takım menisküs yırtıkları kenara yakın bölgede olan yırtıkların dikilince iyileşme şansı var. Ama günümüz tıbbında bu şansı bir takım kanallar açarak yani kanın menisküsün kanlanmayan bölgelerine gelmelerini de sağlayarak veya orada kanlanmayı artıracak ek bir takım yöntemler uygulayarak arttırma şansınız var. Yani özellikle genç sporcularda menisküs mümkün olduğu kadar muhafaza edilecek şekilde bir ameliyat yapılmalı.